arkadaşlar, biz geldik eve. Şöyle market vardı girişte. Neydi hani market adı ya, bilmiyorum da. Oradan bir tane şöyle doğuş filiz şeyi aldık. İndirimdeydi. Belediye yumurtalar indirimdeydi. 15'li yumurta 8.95 miydi anne? Öyleydi. Böyle 15'li 15'li 30'lu yumurta aldık. Bir de çay aldı annem. Şimdi eve geldik. Bir de jelibon. Bir de jelibon aldı teyzeleri. Çınar. Çoraplarını çıkardım anne, yıkamaya attım da. Şunları falan boşaltacağım. Şurada şarj cihazım var. Şunları teyzem verdi. Çorap poşeti açtı da şimdi Çınar'a verdi. Bir tane de ayağına giydirdi. Şunu da ben aldım. Bunu da bana verdi. Babet çorabı. Başka zaten şeyleri görmüştünüz. Ayakkabıları falan. Şunları çıkayım. Hava çok güzel biliyor musunuz arkadaşlar? Yumuşacıktı bugün hava. Zaten dedim ya, yürüme mesafesinde. Yürüyerek gittik, yürüyerek geldik. İyi oldu. Değişiklik oldu. Şunları da çıkaracağım. Bakalım. Şu da Sedoş'un taytı. Şunu da bir yıkamaya atayım. Çok hoşuma gitti. Orada giyindim. İstedim. Verdi kuzenim. Şunları da Çınar'a aldıkları ayakkabılar. Şurada şarj aleti. Şurada da sarı su indirimdeydi. Onu almıştım şöyle. 9 lira. Şarj makinesi, çorap. Poşetimizi boşalttık. Vallahi arkadaşlar. Annem şimdi şey koydu. Ne koydun anne? Kayısı mı? Armut. Kurutulmuş armut koydu şey buraya. Böyle. Kompost. Su da koydu. Kompost yapacak. Çok güzel. Metabolizmayı da çalıştırıyor. İyi geliyor. Tamam. Birazcık ondan içeyim dedim. Ben şey yapayım mı anne? Boyaya başlayayım mı? Benlik bir iş var mı? Başla. Ben boyaya başlayayım. Şöyle müziğimi açayım. Son katımı atayım arkadaşlar. Yalnız şuna ha anne. Kızım o çabaşıra montamı toz çökmüşler. Abi neyle sileceksen ince bence bir sil bana. Yok şu an vernik atmayacağım ki, boya yapacağım. Boya da yapsam tozu bırakır. Yok, üstünü ben kuru bezle silerim yani şimdi. Vernik atarken zaten süpüreceğim, ondan sonra vernik atacağım. Şey oluyor arkadaşlar, vernik atarken sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü ne kadar ev temiz de olsa vernik çok hassas olduğu için üzerine toz çökebiliyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Çok dikkat ettim tabii ben yaparken. Harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle pırıl pırıl oldu. Şunu da hemen 3. katına atayım. Bakacağım böyle kapanma durumuna. Eğer kapanmazsa bir kata atarım. Yani sıkıntı değil. Ama kapanır diye düşünüyorum ben. Yani hiçbir şekilde iz kalmaması gerekiyor. Onun için uğraşacağım. Hadi bakalım 3. katımızı atalım. Sonra da şöyle bir markete doğru belki bir dolanır gelirim, bilmiyorum. Şeye gitmiştik. Nagivasyon varmış bir tane de, ikinci el. Normalde çok fiyatları onların yüksek ya. 400'e mi 450'ye mi ne bulmuş da. Oraya gitmiş. Kütahya'ya gitmişler şeyle. Niye de çocuğumuzdu ya? Kim alacaklarmış? Abim kendini almış. Ersin'le gitmişler. Şuna bir bağlayayım da müziğimi açayım, kendime geleyim. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten alın arkadaşlar. Hakikaten müzik dinlemeyi seviyorsanız kesinlikle alın. Çok güzel. Hemen Bluetooth'la bağlanıyorum isterseniz. USB ile de bağlanabiliyorsunuz. Ha?
sütlüye kemikli et koymuş arkadaşlar. Ben de hemen şurada sıcak su koydum. Kendime en pratiğinden bir Nescafe yapacağım. Sizlere çekim yapmıyorum. Şu an hala boya içerisindeyim. Çünkü kendime boya çekerken, yani boya yaparken video almıyorum arkadaşlar. Son 2 gündür mü? Evet, boya vlogları izliyorsunuz, o yüzden sıkılmayın diye sizlere vloglamıyorum. Ondan dolayı. Aslında isteyenler çok var ama sıkıcı olmasın diye yani. Artık belli bir şeyden sonra sıkıcı oluyor. Hava serinledi şu an. Ben de bir kahve molası vereyim, ondan sonra tekrardan devam edeceğim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, boya işlemleriyle uğraştığım için hem yorgunum hem de kapanış yapmayı unutmuşum. O yüzden bugün kapanış yapıyorum. Aslında dünkü bir önceki videonun kapanışını bugün gece yapıyorum. Yapmak zorunda kaldım. Kapanışsız olmuyor çünkü. Gerçekten kızıyorsunuz bana. Hem de bir konuya değinmek istiyorum. Değinmezsem patlarım gerçekten. Beddua eden arkadaşlar var. İnşallah virüs olursun diye. Yani beddua etmeyin arkadaşlar. Beddua ederseniz döner, dolaşır. O ettiğiniz beddua sizi bulur diyorum. Birincisi, sizin bizle veya bizimle veya diğer insanlarla ne zorunuz var da beddua ediyorsunuz? Bir kere günaha giriyorsunuz. Günah yani. Ve utanmıyor musunuz ya oraya yazmaya? İnsan utanır ya. Birazcık çekinir ya. Birazcık bir utanma denen bir şey olur yani insanda. Yani değinmek istemiyorum, bir şey yapmak istemiyorum ama gerçekten benim aklımda kim kötü düşünürse, kim hainlik düşünürse iki katı kendisine gelsin. Bir şey demiyorum yani. Başka da bir şey demiyorum. Yani kim kötü düşünürse ona gelsin yani. Ne diyeyim yani? Bu beddua mıdır, ilenç midir, artık nedir bilmiyorum ama bunu demek zorunda hissediyorum gerçekten kendime. Çünkü insan bir gücüne gidiyor, bir tuhaf oluyor ya. Ne demektir ya? İnşallah virüs olursunuz. İnşallah virüs olursun. İnşallah geberirsin. Ne kadar ayıp bir şey ya. Geberirsin yazan bile var, biliyor musun anne? Yazan o kadar evet. Çok sevenim var. Çok şükür ama arasından böyle bir iki tane kişi var. Kim yapıyor onu? Gerçekten merak ediyorum. Sırf onu bulmak için çok farklı şeylere de gireceğim. Bulacağım. Çok merak ediyorum çünkü onu. İnşallah geberirsin. Ne demek ya? Kim kime diyebilir bunu? Allah'ın verdiği canı sen almaya çalışıyormuş gibi bir şey. İnşallah nasıl geberirsin. Diyeceğin kelime ne biliyor musun? İyi düşünen iyilik bulsun, kötü düşünen kötülük bulsun. Ne düşünürse kendinden çıksın diyecekse bitecek. O kadar basit yani. Doğru. Çok doğru. Kim ne düşünürse düşündüğü şey kendine çıksın deyip geçeceksin yani. Aynen. Hiç uğraşma. İlenmene de gerek yok. Yok, kafam ağrıyor anne. Canım sıkılmıyor tamam ama ya sinirlerim bozuluyor yani. İnsanlık ölmüş diyorum ya. Ya olamaz yani. Gerçekten bu kadar olamaz ya. Kıskanç, fesat. Anneciğim kıskanmak için, fesatlanmak için bir durumum yok. Allah'a şükür, Allah'ın hep konuşamıyorum. Hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. Elimiz ayağımız tutuyor. Sağlığımız, saatimiz yerinde olduğu sürece de yani kimsenin kimseye kıskanacak bir durumu yok arkadaşlar. Yok yani. Kimisi aşağıda, kimisi yukarıda değil. Ya seviye olarak da o şekilde değil. Ne bileyim, görünüm olarak da o şekilde değil. En azından ben öyle bakmıyorum. Çünkü hepimiz Rabbimin kuluyuz yani. Şu nefesimiz gittiği zaman hepimizin gideceği yer aynı ya. Zengini de aynı yere gidecek, fakiri de aynı yere gidecek. Kimse kimsenin hayatı ilgilendirmez. Kim ne düşünürse kendinden çıksın. Neymiş, Eskişehir'e gelmişim ben de. Kapı kapı geziyormuşum ben de. Virüs olurmuşum, inşallah virüs olur da geberirmişim ben. Kendinden çıksın. Belki buna diyen insan var ya, kendi belki benden daha çok geziyordur. Ben o aylarca Edremit'te evimde kapandığım günlerde, bir markete ekmek almaya bile gidemediğim günlerde, pandemiden dolayı benim eşim görev yapıyor. Çocuğum çıkamıyor ki, ben çıkamadığım zamanlarda böyle evde artık psikolojim bozuldu. O zamanlarda belki o geziyordur, böyle gülüyordu, belki de dalga geçiyordu. Abi ne yapıyorum, bir şey yapmıyorum ya. Elimden geldiğince dikkat ediyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Sağlık çalışanlarımızı tabii ki de ben de düşünüyorum. En başta kendi sağlığımı düşünüyorum yani, en başta. Ama yok arkadaşım, yok. Belki ben de böyle bir insanım demek ki ya. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Artık acıyorum. Hakikaten acıyorum. Hiçbir şey değil. Acıyorum, hiçbir şey değil. Acıyorum. Böyle düşünen, böyle kötü, içi fesat olan insanlara acıyorum. Değinmeyin diyorsunuz arkadaşlar. Anne bak, bana takipçilerim de kızıyor. Çağla kafana takma diye. Arkadaşlar gerçekten siz de bu işin içinde olsanız, inanın siz de değinirsiniz.
Çünkü insan belli bir kotadan sonra dayanamıyor. Böyle bir dilinizle, ağzınızla canlı canlı böyle bir söylemek istiyorsunuz ya. Çünkü izlediğini tahmin edebiliyorsunuz o kişinin tekrar size. Neyse. Kapanış yapacağım bağlarım. Kızmayın bana. Gerçekten kızmayın. Çünkü etten kemikten bir insanım ben de. İnanın bazen hakikaten dayanamıyorum. Yani şurama kadar böyle doluyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Beni sevenleri kat ve kat daha çok seviyorum. Gerçekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir daha videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.